Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programıyla birlikteyiz ve bu haftada yoğun bir gündemimiz olacak. Gündemimizde Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı var. Değerli izleyenler, Cuma günü Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı gerçekleşmişti ve bu saldırıda maalesef 50 kardeşimiz şehit düşmüştü. Bir o kadar da yaralı var. Bunu konuşacağız. Tabii bu terör saldırısının perde arkasında neler yatıyor, bu aşamaya nasıl gelindiği konusunu konuşacağız. Bununla birlikte Avrupalı siyasetçilerin ve Batı'nın, Batı medyasının bu konudaki yaklaşımını, tavrını konuşacağız. Esasen son yıllarda biraz daha ivme kazanan bir ırkçılık olgusu var. Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı var. Bunu ve bunun tarihi arka planını konuşacağız. Özellikle yine emperyalist ülkeler tarafından kullanılan, ortaya konulan bir dil var. Emperyalist ülkelerin ya da egemen güçlerin bu anlamda terör jargonu diyebileceğimiz bir durum. Burada tabii terörle mücadele adı altında İslam'la yürütülen psikolojik de bir savaş söz konusu. Dolayısıyla meseleyi bütün bu yönleriyle konuşacağız. Değerli konuklarımız var. Değerli izleyenler, stüdyoda Dicle Üniversitesi'nden Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oktay Bozan hocam bizimle birlikteler. Oktay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Sağ olun efendim. Ve İstanbul stüdyosunda yine bir konuğumuz var. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin İstanbul stüdyosundalar. Evet Mehmet Eşin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler, İstanbul stüdyosuyla başlıyoruz. Evet, yoğun bir gündemimiz var dedik. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve farklı açılardan bunu konuşacağız. Bir haftadır aşağı yukarı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Eşin, sizinle başlamak isterim. Bu saldırıyla ilgili öncelikle genel bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Bu terör saldırısının size göre perde arkasında neler yatıyor? Tabii öncelikle bu menfur saldırıda şehit olan, hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Tabii bu saldırı salt bir şahsın, salt bir aklını kaybetmiş bir tabii caizse zihinsel özürlü bir insan yaptığı bir saldırı olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Bu saldırıyı besleyen birçok faktörler vardır. Ki saldırı yapan katilin kullanmış olduğu sembollere baktığımız zaman gerek giyim kuşamı olsun, kullandığı silahlar olsun, silahların üzerindeki yazılar, rakamlar, tarihler olsun, bunun bir arka planının olduğunu, bir fikirsel planının olduğunu, bu uzun süreden beri öyle bir eyleme hazır olduğunu gösteriyor. Kaldı ki sıradan bir katil hiçbir zaman 70 sayfalık tarihi bilgileri içeren bir manifesto yayınlamaz. Dolayısıyla bu saldırı özellikle son dönemlerde Avrupa'da, Batı dünyasında İslam'a karşı yönetilen, İslam'a karşı yürütülen, ki bunun içerisinde siyaset var, medya var, basın var, bunun içerisinde eğitim sistemi var, bunun içerisinde ekonomik durumlar var. Dolayısıyla bütün bunların toplamını bir araya getirdiğimiz zaman bu böyle bir saldırı gerçekleşti. Dolayısıyla bu saldırıdan gerek Batı dünyası, gerek Müslümanlar olarak, İslam alemi olarak birçok ders çıkarılması lazım. Birçok tedbir, birçok önlemin alınması lazım. Elbette ki bu saldırı, diyeyim ki salt bir Zelanda saldırısı değil. Belki yüzyıllardır İslam alemine karşı, İslami değerlere karşı, Müslümanlara karşı yürütülen bir savaşın devamıdır. Bir savaşın günümüzdeki bir halkasıdır. Bu göze bakılması lazım. Dolayısıyla bu noktada özellikle Batı dünyası, her ne kadar özgürlükler ülkesi, demokrasi beşiği, insan haklarına saygılı, layık olan bir dünya görüşünü savunuyor olsalar da maalesef bu hoşgörü, bu insan haklarına saygı, inanca saygı İslam olduğu zaman maalesef bunu göremiyoruz. Bu dediğim gibi kesimin değil. Ki iki gün önce Belçika İstihbarat Servisi'nin açıklamış olduğu bir rapor var. Bu raporda gerçekten de çok
ürkütücü tespitler var. Şunu diyor, Batı Avrupa'da son dönemlerde kendilerine salt Müslümanları, salt İslam'ı, camileri, Avrupa'daki İslami derneklere hedef tahtasına oturan çevrelerin silahlandığı ve kendi üyelerine atış talimi yapmalarını, yasal yollardan, yasa dışı yollardan silah edinmelerini istediğini ifade ediyor. Tabii bu onların raporu. Tabii bunun yanında Batı dünyası İslam'la, İslam'ı anlama, Müslümanları anlama, İslam Müslümanlarla birlikte yaşamaktan ziyade maalesef Müslümanlarla savaşı, Müslümanları anlamama ve bunun yanında Müslümanların Avrupa'da güçlü olmalarını istememe yoluna başvuruyor. Ki bu son saldırıda gördü ki işte halen İstanbul'un bir Bizans'ın merkezi olması, bir Bizans'ın başkenti olmasını hayalini kuran çevreler var. Hayalini kuran belki siyaset adamları var, ekonomistler var. Ve bunun yanında yine aynı raporda şu ifadeler var. Avrupa'daki aşırı sağa yönelen kesimlerin aksine hani fakir okumamış değil, zengin kesimlerde, akademik düzeyde bilgi sahibi olan insanlar arasında yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Avrupa siyasetçileri, Avrupa toplumu bir an önce bu İslam'a fobiyi bir kenara bırakıp Müslümanları anlama ki şu anda özellikle son dönemlerde her ne kadar İslam'a karşı bir düşmanlık, bir savaş yürütülüyor olsa bile gün geçtikçe oradaki Müslümanların hani tekrar İslam'a yönelmeleri değil, Avrupa'da olan bizzat Alman, Fransız, İngiliz, Belçikalı, Hollandalı, oranın vatandaşı olan, oranın insanları olan insanların İslam'a girdiğini ve kendilerini Avrupalı Müslümanlar olarak ifade ettiklerini ve artık İslam'ın salt bir göçmenlerle oraya giden işler üzerinde değil, şu anda Avrupa'da toplam Müslüman nüfusun 50 milyona yaklaştığı ve bu önümüzdeki süreçte de bu sayının daha da artacağını ifade eden araştırmalar var. Dolayısıyla bu noktada Batı dünyası, Avrupa siyasetçileri, Avrupa'nın kanaat önderleri, Avrupa'nın akademisyenleri İslam'ı kendilerine düşman olarak ifade etmekten ziyade İslam'la nasıl bir aday yaşayabiliriz, Müslümanları nasıl anlayabiliriz, bu ortamda nasıl bir hoşgörü ortamı oluşturabiliriz, bu soruların cevabının bulunması lazım. Eğer Allah muhafaza orada bir olacak bir çatışmada, dediğim gibi salt oradaki göçmenler, oradaki işçi olarak giden Müslümanlar değil, aksine şu anda ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaktan yaşayan oradaki Müslümanların çocukları var, Müslümanların torunları var ve bununla birlikte her gün artan bizzat Avrupalı olan insanların İslam'a girmeleri ve İslam'ı İslam'la müşerref olmaları var. Ki ilginçtir, yapılan bir ankette Avrupa'da Müslüman olanların, Avrupalı olan insanların Müslüman olmasında kadın sayısının daha fazla olduğu, ki üçte ikisinin kadınların oluşturduğu ve kadınlara şu soru sorulduğu zaman, niçin İslam'a girdiniz, niçin Müslüman oldunuz denildiği zaman da biz İslam'a girmekle onurumuzu kazandık, şahsiyetimizi kazandık. Hristiyanlıkta ve diğer dinlerde kadına gereken önemin verilmediği, kadın haklarının açık seçik belirtilmediği, aksine İslam dininde ise kadın haklarının olduğu, adaletin olduğu, erkek ve kadının birbirinin dostu, birbirinin velisi, birbirinin yardımcısı olduğu ve bu kadınların bundan etkilenerek Müslüman olduklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu saldırı sonucunda hem Müslümanların hem de Avrupa toplumunun kendine çıkacağı birçok ders olacağı kanaatindeyim. Peki Sayın Eşin, birazdan tekrar size döneceğiz. Ben konuğuma da söz hakkı vermek istiyorum. Oktay Bey, şimdi Sayın Eşin'i de dinledik. Yani orada hızla yayılan bir İslam var. Yani İslam hızla yayılıyor. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda Türkiye gibi Müslüman ülkelerden giden tabii insanlar, ama şu anda işte ikinci, üçüncü kuşak, onların çocukları, torunları orada artık bir anlamda oranın da hani şartlarını daha iyi benimsemiş veya kavramış, icabında yabancı dil bilen, işte çeşitli, yani sadece fabrikalarda işçi olarak değil de kamu kurumunda çalışan, o anlamda biraz daha hani kendini geliştirmiş olan insanlar var. Evet.
Tabii Avrupalı insanlardan İslam dinine girmiş olanlar var. Yani İslam hızla yayılıyor. Dolayısıyla birileri bundan rahatsızlık duyuyor ve bu süreci engellemek adına bir takım operasyonlar, ameliyeler gerçekleştiriyorlar. Tabii ki çok daha farklı nedenleri de var. Aynı soruyu ben size de yöneltmek isterim. Terör saldırısı camilere hedef aldı ve evet. 50 Müslüman katledildi. Size göre bu saldırının perde arkasında neler var? Bu anlatılanların dışında daha farklı neler ekleyebiliriz? Şimdi tabii Linwood ve Nur camilerine yönelik bu saldırılarda hakikaten 50 Müslümanın en savunmasız olduğu bir anda katledilmesi gerçekten çok nefret duygusu uyandıracak bir hadise. İnsanın en savunmasız olduğu bir anın ibadet anı olduğunu düşündüğümüz zaman olayın vahşet boyutunu çok daha rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bu durum tarihte çok sık rastladığımız hadise aslında. Yani ibadet mekanlarına yönelik saldırılar bizim yabancısı olduğumuz bir konu değil. Bizim tarihimizde de yaklaşık 100 yıllık Osmanlı'nın son dönemlerinde ki Diyarbakır'da dahil çok sayıda saldırıya tanık oluyoruz. Cuma namazı esnasında özellikle rastlanan saldırılar var. Dolayısıyla son 100 yıl içerisinde bu Osmanlı coğrafyasında ve Batı coğrafyasında ibadet esnasında yapılan saldırılar var. Neden? Çünkü onların söyledikleri şu: bir Müslümanı en fazla öfkelendirecek, gazaba getirecek, belki hata yapmaya sevk edecek duygu anı ibadet mekanlarına yönelik saldırılardır. Bu nedenle böyle bir mekanın tercih etmesinin çok özel bir anlamının olduğunu ve tarihsel de bir anlam yüklenildiğini zannediyorum. Hakikaten bakıldığı zaman Baron Tyrant denen kişinin gerçekleştirmiş olduğu bu eylem, yapılış şekli, orada kullanılan semboller alelade bir saldırı olmadığını gösteriyor. Zira oradaki silahın ve şarjörün üzerine kodlanan isimlerin çok tarihsel bir derinliğin olduğunu görüyoruz. Yani bu isimlerle bakıldığı zaman bir İslam'la hesaplaşma, bir İslam tarihiyle hesaplaşma olduğunu okumak mümkün. Zira bakıyorsunuz 8. yüzyılda, yani 732 tarihinde Müslümanlar ile Franklar arasındaki Poratya Savaşı'na bir atıf var. Evet. Bildiğiniz gibi Avrupalılar o süreçte Reconquista diye bir kavram kullanıyorlar. Yani tekrar İspanya'nın geri alınması ve Hristiyanlaştırılması duygusu var. Buna vurgu yapıyor. Türklerin Anadolu'ya girişi döneminde ilk savaşlardan birisi Gürcülerle yapılan bir savaş. Bir Gürcü komutanın Selçuklara karşı başarısına bir atıf söz konusu. Böyle bir tarihi karakteri kullanıyor. Osmanlı Devleti'nin Balkanlara yerleşmesi aşamasında özellikle Arnavut Bey İskender'in uzun bir mücadelesi var. Ona bir atıf olduğunu görmek mümkün. Osmanlı'nın Orta Avrupa'da çökezlemesinde etkili olan 2. Viyana kuşatmasının atıf olduğunu görmek mümkün. Dahası 1389'da 1. Murat Hüdavendiger'e yapılan bir suikast söz konusu. Miloš Obilović tarafından yapılan bir saldırı var ki o toplum tarafından kahraman olarak takdim ediliyor. Bunun yanı sıra bakıldığı zaman 93 Harbi gibi aslında bizim toplumumuzun bile çok bilmediği, belki tarihçilerimizin bile çoğunu hatırlamadığı detayları bir caninin silahında görmek, bir tarihsel hesaplaşma yapıldığını görüyoruz. Yani biraz daha açarsak ne anlatıyor? Yani bütün bu kodlar, işte Poatya Savaşı, 93 Harbi, Viyana 732 tarihi, evet. Viyana, 2. Viyana hani yenilgisi vesaire, bütün bunlar ne anlatıyor sizce? Yani nasıl bir çıkarımda bulunuyorsun? Buradan anlaşılan şey şu: bir kere Batı dünyasının edebiyatına baktığımız zaman Hazreti Peygamber'i ve İslam'ı bir sapma olarak gösteriyor, bir heretik bir düşünce olarak anlatıyor. Evet. Nitekim Batı'nın çok önemli olarak gördüğü aktörlerin yazılarına baktığımızda bunu görürüz. Ne demek bu? Mesela Dante'nin İlahi Komedyası vardır. Dante'nin İlahi Komedyası'na baktığımız zaman Hazreti Peygamber bir ayrılıkçı olarak takdim ediliyor. Bir günahkar olarak takdim ediliyor ve cehennemin 8. katında anlatılıyor.
Yani böyle bir algı söz konusu. Buradan özür dilerim, şu parantezi açmak önemli sanırım. Yani hani bizde işte bu Batı'nın aydınlıkçıları diye işte bir takım düşünürler, filozoflar, işte evet, Dante'si, hani Jean-Jacques Rousseau'su vesaire. Hani bunların isimleri zikredilir ve onların eserlerini okumak hani bir meziyet olarak da anlatılır. Özellikle bu hani Batı devşirmesi aydın çevre tarafından diyelim. Ama baktığımızda yani aslında bu İslam düşmanlığı, bu insan düşmanlığı aslında bu düşünürler tarafından işlenmiş. Evet. Değil mi? Yani çoğu okuyanımızın bile farkında olmadığı ama aslında Batı'nın zihinsel kodlarını ortaya koyan, bu kodları Batı'nın dimağına yansıtan, bunu bir öfkeyle tarihe ve zemine yayan bir anlayış. İşte Dante'nin İlahi Komedyası'nda Hazreti Peygamber bir ayrılıkçı olarak, bir rafizi olarak takdim ediliyor. Evet. İslam heretik bir inanç olarak takdim ediliyor. Oradan geliyoruz. Martin Luther King. Evet. Benzer bir durum ki biliyorsunuz Katolik Kilisesi'ne ve papalığa karşı baş kaldırmış bir Protestan düşüncenin önderlerinden birisi. Bu aynı düşünceyi paylaşıyor ve Türklerle ilgili ve İslam'la ilgili yazıları var, kitapları var. Evet. Buna baktığımız zaman yine benzer kavramları görmek mümkündür. Onlar Türkleri Allah'ın yeryüzündeki bu lanetli olarak görmüş olduğu papalığı terbiye etmesi için göndermiş olduğu bir barbar bir kavim olarak takdim ediyor Martin Luther King. Benzer bir şekilde bakıyoruz. Hani bu öfke bahsettiğiniz, o kin, öfke, bunun tarihsel kodları nerede var diye. Mesela Voltaire'de görüyoruz ki Fransız aydınlanma düşüncesinin önemli şahıslarından birisi takdim edilir. Aynı zamanda kilisenin de çok muteber kabul ettiği birisi. Hazreti Peygamber'le ilgili yazmış olduğu piyesin, yani bugün çok basit bir araştırmayla Hazreti Peygamber'i aşağılayan, lanetleyen, küçümseyen bir bilgi söz konusu. Benzer şekilde baktığımız zaman özellikle Erasmus dediğimiz, bugün maalesef üniversitelerimizde de öğrenci değişim programıdır. Bu da işin Erasmus garip bir tarafı, evet, bir garip bir durum. Erasmus dediğimiz kişi İslam'ı karanlık bir din, Türkleri de barbar bir topluluk olarak gören bir düşünce. Benzer şekilde Calvin dediğimiz kişi, yani bizim bugün Batı'nın önemli aydınları dediğimiz, bahsettiğiniz şekilde belki önemsediğimiz, belki onların eserlerini okumanın okullarımızda bir prestij vesilesi kabul ettiğimiz, işte bahsettiğimiz bir öğrenci değişim programının adıdır bizde. Bu kişilerin Hazreti Peygamber'le ilgili, İslam'la ilgili, dahası Türklerle ilgili çok aşırı derecede sert eleştirileri, hakaretleri söz konusu ve biz bunun farkında değiliz. Yani ne kadarımız farkında bunun değiliz. Şimdi dolayısıyla bütün bu bilgi yığını üzerine yükselen bir Batı söz konusu. Batı Doğu'yu böyle algılıyor. Yani Müslüman'ı böyle algılıyor. Doğal olarak da ki Martin Luther King ve bahsettiğimiz Dante gibi kişiler de İslam'la Türkleri aynı algılıyor. İslam dediği zaman Türk, Türk dendiği zaman da İslam olarak algılıyor ki zaten bu Tarrant dediğimiz kişinin 74 sayfalık bildirisine baktığımız zaman da bazı vurgular var. Yani bir Türkiye vurgusu var. Ayasofya, ve Ayasofya vurgusu var ve ülkemizin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kadim bir düşman olarak tanımlıyor. Kadim düşmanın mevcut lideri diye tanımlıyor. Ve daha da önemlisi öte taraftan ise Amerikan Başkanı Trump'ı ise beyaz ırkın yüz akı olarak tanımlıyor. Evet. Ve beyaz ırkın en önemli aktörü diye tanımlıyor. Şimdi bir kere Trump gibi birisini beyaz ırkın modeli diye tanımlaması bu kişinin nasıl bir karakterde olduğunu gösteriyor. Mutlaka. Yani hayran olduğu kişinin Trump olduğunu düşündüğümüz zaman, Trump gibi birisinin Amerika'da başkan olduğunu düşündüğümüz zaman böylesi bir kişinin böyle eylemleri yapması işten bile değil. Peki. Evet. Evet, devam edeceğiz. Yeniden ben İstanbul'a sözü vereyim. Sayın eşin, evet, İstanbul'dalar.
Mehmet Bey, şimdi Oktay Hocam'ı da dinledik. Aslında çok tarihsel bir arka planı var. Yani bu söz konusu terör saldırısının, siz de buna ifade ettiniz. Tabii İslam'ın hızla yayılıyor olması, bu anlamda bunun önünü almaya dönük bir takım projelerin geliştirildiğini de biliyoruz. Sözüm ona son zamanlarda gündeme getirilen, işte tırnak içerisinde hani ılımlı İslam, Fransız İslamı, Alman İslamı, hatta Çin İslamı şeklinde bir takım isimler altında projeler geliştiriliyor ve İslam'ı İslam'la bozmak adına da bir anlamda dine karşı din silahını kullanmak suretiyle de bir takım ifsat projeleri var. Ama bununla sınırlı değil, diğer taraftan da bir terör algısı oluşturuluyor. Katliamlar, saldırılar, işgaller söz konusu ve Avrupa'da, Amerika'daki Müslüman halklar da her geçen gün biraz daha kamusal alanın dışına itiliyor. Bu durumla ilgili siz Avrupalı siyasetçilerin tavrına bakarsanız, gerek Avrupalı siyasetçilerin gerekse Batı medyasının meseleye yaklaşımına baktığınızda neler söylersiniz? Bütün bu yapıların söz konusu süreç üzerinde nasıl bir etkisi var? Yani tabii Avrupa'da şu an Batı dünyasında artık İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı, İslamofobi tabiri caizse kökleşmiş bir ideoloji haline getirildi. Ve tabii halktaki bu İslami fobiyle birlikte halkın siyasetçilere yönelik bir beklentisi, bir istekleri oluyor. Diyor ki madem İslam dini bu kadar tehlikeliyse, Müslümanlar bu kadar tehlikeliyse, o zaman Müslümanlara karşı önlem alınması lazım, tedbir alınması lazım. Ki son dönemlere baktığımız zaman tabii Avrupa'daki Müslümanların sayısı artmasıyla, oradaki Müslümanların hem sayı olarak hem de nicelik olarak kaliteli, tabii caizse hani ekonomik alanda, eğitim alanında, ki şu anda sadece bir Almanya'da Türkiye'li Müslümanların orada kurmuş olduğu 4000 tane cami var. Orada kültür merkezleri var, orada Müslümanların dernekleri var. Ve Müslüman sayısının artmasıyla oradaki Müslümanların siyasete girmesi, siyasette etkili olması ve Müslümanların İslam'ın lehine olabilecek durumlar doğduğu zaman Avrupa'nın, Batı'nın buna tabii ki tepkisi daha fazla oluyor. İşte Müslümanları terörist olarak gösterme. Tabii bu kanun bazında siyasetçiler bunu uyguladıkları zaman bu defa şöyle bir algı oluşuyor. Madem Müslümanlar terörist ise halk da Müslümanlara karşı tavır alıyor, Müslümanlara karşı tepkili davranıyor. Ki Almanya'da eğer hatırlarsanız yerel bir mahkeme şöyle bir yasak koydu. Oradaki Türkiye'li bir Müslümanın çocuğu sünnet etmesinden dolayı hem aile hem de doktora dava açıldı ve orada yerel mahkeme sünnet edilmesini yasakladı. Sırf bu sünnet yasağının kalkması için Almanya bir kanun çıkardı. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde artık ezanlar yasak. İsviçre'de minarelerin, camilerde minarelerin olması yasak. Kisi bunun için anayasa maddesi değiştirildi. Bunun da Fransa başta olmak üzere birçok ülkede işte burka, çarşaf, peçe yasaklandı. Tabii bunlar ister istemez topluma yansımaları oluyor. İnsanlar madem Müslümanlar terörist ise, bu sefer kendine göre Müslümanlardan kaçma, Müslümanlara karşı tavır alma yoluna gidiliyor. Dolayısıyla bu noktada Batı siyasetinin adını ifade ettiğim gibi yani İslamofobiyi bir kenara bırakması lazım. Eğer bak orada eğer bir çatışma olacaksa, eğer orada bir gerginlik olacaksa bundan sadece Müslümanlar değil, bütün Avrupa toplumu, bütün Batı dünyası, belki bütün dünyada büyük bir kargaşaya neden olacaktır. Tabii Avrupa bu aşamaya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Şu anda Avrupa'nın, özellikle Batı Avrupa çoğu Katolik Hristiyan. Geçeği Katolik Hristiyan demek tabii ki doğru olmaz. Şu anda zaten insanlar Hristiyanlıktan kaçıyor. Her ne kadar isim olarak Hristiyan olsa bile kiliselerin çoğu artık boş. Kilisenin çoğu artık satılığa çıkarılıyor. Ve Avrupa'da şu anda son dönemlerde kiliseden camiye çevrilen Müslümanların kendi paralarıyla almış olduğu onlarca kilise var. Bu kiliseler camiye çevriliyor. Dolayısıyla bu durum Batı'da, Batı en azından toplumunda, Batı siyasetinde Müslümanlara karşı nasıl önlem alabiliriz? Eğer Müslümanlar burada güçlenirse, burada kuvvet bulurlarsa ki nüfusun artmasıyla birlikte ki şu anda Hristiyan en azından aileler çocuk sayısı gittikçe azalıyor ama diğer taraftan Müslüman ailelere ise
gittikçe çocuk sayısının artmasıyla ve dışarıdan da orada göç olmasıyla İslam nüfusu, Müslüman nüfusu gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla bu noktada Avrupalı siyasetçiler hem İslamofobi körükleyerek hem de toplumdan bu noktadan gelen talepleri de dikkate alarak kendilerince Müslümanlara karşı yasa noktasında, kanun noktasında, kamusal alanda Müslümanlara karşı bazı alanların yasaklanması, Müslümanların bazı alanlara girilmemesi yönünde bazı yasalar, bazı uygulamalar yapılıyor. Tabii bu tamamen Avrupa'nın dayamış olduğu normlara, ilkelere, dünya görüşüne tamamen terstir. Ki Avrupa tarihine baktığımız zaman gerçekten de Avrupa tarihi savaşlar tarihidir. Katliamlar tarihidir. Ki bizim yaşadığımız yüzyılda, 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan öldürüldü. Çocuk, kadın, birçok Avrupa başkenti tamamen harabaya döndü. Dolayısıyla Avrupa birçok acıyı yaşayarak en azından bu erdeme ulaşabildi. Eğer bu aşamadan sonra, bu acılardan sonra tekrar bir ırkçılık, tekrar bir faşistlik, tekrar Müslümanlara karşı bir eğer düşmanlık olursa, yani Müslümanların inanıyorum ki göreceği zarardan daha fazla Avrupa kendisi zarar görecektir. Dolayısıyla bu noktada Avrupa'nın dayanmış olduğu o hoşgörü, o insanlık. Tabii şöyle bir durum gerçekleşiyor. İşte İngiltere'de, belki bir Fransa'da bir bıçaklı eylem olduğu zaman hemen bunu bir terör saldırısı olarak görülürken diğer taraftan Müslümanlara karşı yapılan saldırılar, camilere karşı yapılan saldırıları ise tabii caizse terör değil de müferit vakalar olarak geliştiriliyor. Dolayısıyla terörün dini olmaz, terörün milliyeti olmaz. Eğer orada bir gerçekten de bir şiddet varsa bütün Avrupa'nın, bütün dünyanın buna karşı çıkması lazım. Ki bunu Charlie Hebdo saldırısında gördük. Yani Avrupa maalesef kendisine karşı, işte Yahudilere karşı olan bir eleştiri bile antisemitizm, işte bu insanlık suçudur deyip engellerken, diğer taraftan ise İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, İslami değerlere karşı yapılan saldırıları, hatta fiili saldırıları bile maalesef düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Charlie Hebdo'da ki orada açık bir tarih vardı. İslam'a, İslami değerlere, Peygamber Aleyhisselam'a karşı ağza alınmayacak hakaretler, küfürler olmasına rağmen oraya yapılan saldırıda bütün Avrupa ayağa kalktı. O zaman Türkiye Başbakanı Davutoğlu oradaki yürüyüşün en ön safında yer aldı. İşte birçok Avrupa ülkesinde, dünya ülkesinde bayraklar yarıya indi, yas ilan edildi. Fakat maalesef görüyoruz ki burada 50 oradan masum insan, camiye giden, elinde silah olmayan, Allah'a karşı görevini yerine getirmeye çalışan, ki kimisi çocuğuyla, kimisi belki ailesiyle oraya giderken yapılan bu saldırıda maalesef Avrupa'dan, Avrupa siyasetçilerinden, dünyadan öyle bir tepki almadık. Bu da tabii iki yüzlüktür. Bu çifte standarttır. Dolayısıyla Avrupa'nın siyasetinin, Avrupalı devlet adamların bu çifte standarttan, bu iki yüzlükten vazgeçmesi gerekir. Peki Sayın Eşin, şimdi bugünlerde medyada da yer alan, medyaya düşen bir görüntü var. Bir Alman siyasetçi, yanlış hatırlamıyorsam, bir Alman siyasetçi bir öz eleştiride bulunuyor. Batı uygarlığına ilişkin şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki bizler iyi olan, yardımsever olan, hani bizmişiz gibi böyle bir anlayış, böyle bir algı oluşturduk, ortaya koyduk ama halbuki bu doğru değil. Açıkça ifade etmek gerekirse biz büyük bir yalanın içindeyiz. Haçlı seferlerinde 4 milyon insanı biz öldürdük diyor. Sömürge faaliyetleriyle 50 milyon insanı öldüren yine Batılılardı. 6 milyon Yahudi'yi öldüren yine Batılılar, Avrupalılardı. 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda da 70 milyon insanın ölümüne de yine biz sebep olduk şeklinde bir Alman öz eleştiride bulunuyor. Böyle bir itirafta bulunuyor. Yani tablo bu. İnkar edilmez bir gerçek. İşte 4 milyon Haçlı seferlerinde katledilmiş sivil insan, 70 milyon yine 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş insanlar, sömürge faaliyetlerinde 50 milyon insan hayatını kaybetmiş. Bütün bunların müsebbibi de Avrupa, sözüm ona Batı uygarlığı. Bunun üzerinden bakarsanız, şimdi siz de ifade ettiniz, yani Avrupalı siyasetçilerin, Avrupalı basının, Batı medyasının bu konuda ikircikli de bir yaklaşımı var.
Bu saldırıya terör saldırısı bile birçoğu demedi. Böyle bir durumda yani Müslüman dünyanın nasıl bir tavır sergilemesi gerekir? Bu konuda İslam aleminin duruşunu nasıl buluyorsunuz? Yani tabii bütün bu saldırılar sadece bir Almanya'da, Avrupa'da değil. Maalesef şu anda dünyanın dört tarafındaki İslam toprakları işgal altında. Irak'ta milyonlarca Müslüman katledildi. İşte Afganistan'da halen devam eden her gün Amerikan savaş uçaklarının, her onlarının bombalamış olduğu camiler ortada. Bunun yanında Filistin'de 100 yıldır yaşanan bir dram var. Müslüman topraklarının işgal edilmesi, oradaki kadınların, çocukların evlerinden sürgün edilmesi, Mescid-i Aksa her gün Yahudi fanatiklerinin, Yahudilerin saldırıları var. Dolayısıyla bu İslam'a karşı, Müslüman'a karşı tarihten gelen bir küresel savaşın bir devamı durumundadır. Tabii burada hem İslam aleminin bu noktada kenetlenmesi lazım. Bir araya gelmesi lazım. Aralarındaki ihtilafları, aralarındaki sorunları, problemleri bir kenara bırakıp İslam'ın değerlerinin korunması, Müslümanların gerek fiili, gerek sözlü, gerek toprakların işgal edilmesini ortadan kaldırabilecek planların, alternatiflerin ortaya konulması lazım. Ki bu saldırılarının İslam topraklarının işgal edilmesindeki en büyük etken maalesef Müslümanların maddi anlamdaki zayıflığı, Müslümanların manevi alandaki İslam'dan kopmasıyla, ahlaki alandaki Kur'an'dan uzak, İslam'dan uzak, sünnetten uzak bir yaşamı en azından şu anda yaşıyor olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu tür saldırıların Müslümanların uyanışı için bir vesile olması lazım, bir neden olması lazım. Eğer orada 50 Müslüman şehit ediliyorsa ki cami İslam'ın şialarındandır, İslam'ın sembollerindendir. Camide 50 Müslüman katlediliyorsa Müslümanlar ne zaman bir araya gelecek, ne zaman ses çıkaracaklar? Dolayısıyla Müslümanların bu noktada gereken birliği, beraberliği bir araya gelip göstermesi lazım. Diğer taraftan da özellikle Avrupa'da yaşayan Müslümanların, inanıyorum ki şu anda Avrupa'da yaşayan Müslümanlar eğer gerçekten de İslam'ı yaşamış olsalar, İslam'ı bir hayat sürdürüyor olsalar, çok kısa sürede Avrupa toplumunun tamamen belki İslamileşmesi uzak değildir. Ve Müslümanların kendilerini birebir Avrupa toplumlarına ifade etmeleri lazım. Artık basın yoluyla, medya yoluyla, kitaplarla birebir görüşerek, basın açıklamaları yaparak, seminerler düzenleyerek oradaki insanlara ulaşıp İslam'ın o mesajını, o kutlu mesajını Avrupa toplumuna ulaştırması lazım. Yani Avrupa toplumu inanıyorum ki ikna edilirse, ki yapılan bir araştırmada şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. Batı dünyasında Avrupa'da Müslüman olanların, tabii Avrupalı olan, İslam'ı seçenlerin ekseriyeti Müslümanların hayatına, yaşantısına bakarak Müslüman olanlar değil, aksine birebir İslami kaynaklardan, Kur'an'dan, hadisten, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını okuyarak, ondan etkilenerek Müslüman olanlardır. Dolayısıyla Avrupa'daki Müslümanların Avrupa toplumuna kendilerini birinci ağızdan, İslami kaynaklardan, İslam'ın mesajını, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, İslam'ın onları için korkulacak bir durum olmadığını, aksine İslam güçlenirse, İslam kuvvetlenirse onların da dünya ve ahiret mutluluğunu etkileyeceğini, bunu ifade etmesi lazım. Tabii şu andaki esas savaş da bu düşmanlık da bundan kaynaklanıyor. Yani Avrupa toplumunun İslam'dan habersiz olmaları, İslam'ı öğrenmemeleri, Müslümanları düşman gösterip o etkileşimi olabildiğince aza indirgemek. Dolayısıyla bir taraftan Avrupalı Müslümanların, Müslüman kendilerini Avrupa topluma iyi ifade etmeleri, diğer taraftan da dünya Müslümanlarının ümmetçe bir araya gelerek kendi topraklarını, kendi yurtlarını, İslam coğrafyasını maddi ve manevi alandaki saldırılara karşı koruması lazım. Tabii şu andaki Müslümanlara karşı yürütülen savaş salt bir ekonomik savaş değil, salt bir askeri savaş değil. Hollywood'un filmlerinden tutun, bilgisayar oyunlarından tutun ki bugün çocuklarımızın elindeki bilgisayarlar da, telefonlar da, laptoplar da, oynanan oyunlarda işte camileri bombalayan, Müslümanları terörist gösteren filmler var. Ve oradaki
en azından oyunun kahramanı habire Müslüman öldürüyor. Dolayısıyla bu da Müslümanların bilinç altına Müslümanların terörist olduğunu bir nevi kazıyor. Ki Avrupalıların Müslümanlar dalga geçer gibi bir sözleri var. Diyor ki Müslümanların tümü terörist değil ama Müslümanların hepsi teröristtir. Gerçekten de bu ifade, bu tanım çok korkunç bir tanımdır. Dolayısıyla bu noktada Müslümanların her alanda güçlü olmaları, eğitimlerinle, ekonomileriyle, sanayileriyle, askeri anlamdaki güçlü olmalarıyla ancak bu savaştan başarılı bir şekilde çıkabilir. Peki efendim, yeniden size döneceğiz ama Oktay Bey ile şimdi devam etmek istiyorum. Oktay Bey, şimdi tabii baktığımızda meselenin çok ciddi anlamda bir tarihi arka planı var. Tarihçi evet. olmanız hasebiyle evet. biraz daha hani o boyutunu sizinle değerlendirmek isterim. Yine bir kısa bir anekdot sunayım. Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut isimli birisi, eski bir Alman başbakanı, şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, sorun bütün Hristiyan kiliselerinin Avrupalıları yüzyıllardır farklı dinlere, özellikle de İslam'a düşman olarak yetiştirmelerinden kaynaklanıyor. Bu dinlere karşı tepkisel bir içgüdü geliştirdik. Şimdi bazı idealistler hoşgörüye çağırıyor ama bunun için birkaç yüzyıl geç kaldık. Bunu Alman bir başbakan ifade ediyor. Sorunun kaynağında bu var. Kiliseler yüzyıllardır İslam'a karşı ve diğer dinlere karşı bilinçaltına o anlamda bir düşmanlık tohumu ekiyorlar. Ve asırlarca bu böyle devam etti. Dolayısıyla bu konuda İdealist bir takım tiplerin yeni bir takım arayışları var. Onun için de geç kaldık ifadesini kullanıyor. Yani biz baktığımızda aslında hani bu Fransız ihtilaliyle, daha öncesinde reform hareketleriyle vesaire, yani kilisenin aslında hayatın dışına itildiğini söylüyoruz ama baktığımızda aslında çok fazla da itilmemiş. Yani hala daha düşman algısında, düşman kodlamasında kilise belirleyici. Ve geçenlerde yine gündeme geldi, bir kilise, bir Katolik lisesi, orada yıl sonu etkinliği yapılıyor, çocuklar bir etkinlik yapıyorlar ve İslami kisvelere bürünmüşler, hedefte İslam var, İslam'ın sembolleriyle dalga geçiliyor, aşağılanıyor, yani gençler bu şekilde yetiştiriliyor. Bunun üzerinden devam edersek neler söylersiniz, yani bu ırkçı, İslam düşmanı anlayışın tarihi arka planına ilişkin? Şimdi tabii bu yapılanlar tarihsel bir geçmişi var. Bu açıdan baktığımız zaman demin vermiş olduğumuz örnekler de bu işin, Avrupa'nın en entelektüel kişilerinin bile bu işin içerisinde olduğunu, İslam'ın kutsallarına yönelik ciddi anlamda hakaretler yaptıklarını ve bunları yazdıklarını, bunları kendi kamuoyuyla paylaştıklarını görüyoruz. Ki bakıldığı zaman sık sık şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber'e yönelik karikatür krizi yaşanıyor. Hazreti Peygamber'e yönelik, eşine yönelik, eşlerine yönelik bir takım hakaretler yapılıyor, bir takım yazılar yazılıyor. İşte Selman Rüştü örnekleri gibi hadiseleri tarihte yaşıyoruz. Hakikaten kilisenin misyonu İslam'ı karalayarak, İslam'ı yok etmeye çalışmak. Yani kendisinin topluma sunabileceği bir şeysi yok. Kiliseler iflas etmiş durumda. Zaten bizim gözümüzde batıl olan bir dindir. Dolayısıyla topluma yeni bir hayat tarzı sunma şansı yoktur. Ayakta durabilmesi için ancak bunu yaparak var olmak zorundadır. O açıdan 17. yüzyıla kadar zaten krallara taç giydiren kurumlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda eğitim kurumlarından bahsediyoruz. Aynı zamanda en önemli yargı birimidir bunlar. Yani toplumu afaroz etmek gibi, dinden çıkarmak gibi, bir bölgede sosyal hayatı durdurmak gibi temel misyonları olan kurumlardan bahsediyoruz. 18. yüzyıldan sonra, yani Fransız ihtilalinden sonra ise kiliseler belki siyasi gücü kalmamıştır ama toplumu mobilize etmek için, yani özellikle İslam dünyasına yönelik kiliselerin toplumu mobilize etmekte önemli bir kaldıraç olarak kullanıldığını görmek mümkün ki bunu Haçlı Seferlerine kadar geri götürdüğümüzde çok rahat görebiliyoruz. Yani 1090'lı yıllarda, 1100'lü yıllarda Orta Doğu'da, Kudüs'te, Anadolu'da Hristiyanlara yönelik bir katliam mı vardı? Ama yok olmamasına rağmen Papa Urbanus'un yaptığı
çağrılar sanki yeryüzünde bütün Hristiyanlar katledilmiş, bütün Hristiyan azizlerinin mezarları çıkarılmış, yakılmış gibi Hristiyan toplumu böyle ajite edercesine propaganda yapmakta ve bu durum işin çok fazla farkında olmayan Hristiyanların İslam dünyasına yönelik bir öfke biriktirmesine ve bu hadisleri gerçekleştirmesine yol açıyor. Tabii ki Batı'nın bu anlamda artık aydınlanması gerekiyor. Bahsettiğiniz Alman'ın yaptığı tespitler, geç kalınmış tespitler, hakikaten toplumun algılarının değişmesi akşamdan sabaha olacak şeyler değil. Yüzyıllarca zamanın geçmesi gerekir ve burada samimi olursanız o kadar zaman yeterli. Aksi halde yani bireyleri eğitmek 10 yılınızı 20 yılınızı alabilir ama toplumları yönetmek, algıları değiştirmek uzun bir zaman alacaktır. Burada tabii Avrupa Orta Doğu'nun çok ahını almıştır. Yani 10. yüzyıldan tutalım 20. yüzyıla kadar içinde bulunduğumuz yüzyıl dahil Orta Doğu başta olmak üzere yapılan sömürgeleştirmeler, yapılan katliamlar, yapılan asimilasyonlar dolayısıyla ister istemez bunlardan en fazla etkilenen de Avrupa olacaktır. Avrupa belki gelip buraları yaktı, yıktı, istediği şekilde cetvellerle ülkeler, ülke sınırlarını çizdi. Her petrol kuyusunun başına belki bir emiri oturtup devletler kurmuş olabilir ama buradaki memnun olmayan, yerini yurdunu terk eden insanların sonunda Avrupalılar mağdur olacaktır. Yani bugün bakıldığı zaman dünyanın hemen hemen en büyük ülkelerinden birisi göçmenlerin ülkesidir. 258 milyon göçmenden bahsediyoruz. Avrupa'da başkanın da söylediği gibi 50 milyon bir Müslüman kitleden bahsediyoruz. Hakikaten hemen hemen Avrupa'nın en büyük bir devleti haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu saatten sonra bu politikaları da sürdürecek olursa Avrupa aslında kendi sonunu hazırlıyor demektir. Yani Avrupa ektiklerini biçiyor. Yani güzel bir söz vardır. Ayağımıza batan dikenler ya ektiklerimizdir ya da biçemediklerimizdir. Bugün Avrupa'nın ayağına batanlar 100 yıldır, 150-200 yıldır ektiklerini biçiyor. Dolayısıyla yani siz gelir Suriye'yi, Irak'ı, Afrika'yı, şurayı burayı bombalarsanız belki bu insanların bir kısmı okyanuslarda boğulur ama bir kısmı da sizin ülkenize gelecektir ve orada hayata tutunmak adına var olmaya çalışacaktır. Evet. Bu kaçınılmaz bir durum. Dolayısıyla Avrupa dünya kaynaklarının, bakın dünya nüfusunun %20'sini oluşturuyor. Ama dünya kaynaklarının %80'ini kullanıyor. Avrupa artık son yıllarda bu göçmen meselesinden dolayı artık göçmen istemiyoruz diyor ama tamam şöyle bir şey söyleyelim. Müslümanlar Avrupa'ya gitmesin, Avrupalılar da İslam dünyasına gelmesin. Yani buna Avrupalılar hazır mı? İslam dünyasının kaynaklarını bırakabilecekler mi? Bırakamaz. Dolayısıyla Avrupa İslam dünyasının mirası üzerine yükselmiş olan bir yapı. Bu nedenle daha bu yaptıklarının etkilerini, yankılarını uzun süre Avrupa çekecektir. Peki yine bir virgül koyalım. İkinci bölümde baş başayız. Dolayısıyla daha fazla inşallah vaktimiz olacak. Ben son sözü, bu bölümün son sözünü Mehmet Bey'e bırakmak istiyorum. Evet Sayın Eşin, devam edersek. Şimdi tabii önümüzdeki tabloya baktığımızda sizler de ifade ettiniz. Giderek yükselen bir ırkçılık var, bir İslam düşmanlığı var ve bu ırkçılık, İslam düşmanlığı böyle alelade kendiliğinden gelişen bir durum değil. Tabandan gelen bir durum da değil. Özellikle yöneticiler eliyle kotarılan, yürütülen bir süreç söz konusu. Avrupalı politikacıların, siyasetçilerin ortaya koyduğu eylemler, söylemler bu süreci hızlandırıyor. Peki bu gidişata bakarsanız sizce bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Özellikle Avrupa'yı, Avrupa'daki Müslümanları, yani bu daha da tırmanarak sizce devam eder mi? Ve bunun önlenmesi adına
hangi adımlar atılmalı? Hani Müslüman halklar nezdinde işte o tebliğ, davet misyonu biraz daha ön plana çıkmalı dediniz. Müslüman hükümetlerin ne yapması gerekir? İslam İşbirliği Teşkilatı var. Yani bunun üzerinden biraz daha açarsanız neler söylersiniz? Tabii son 200 yıla bakacak olursak bu iki asırda hiçbir İslam ülkesinin bir Avrupa ülkesine, bir Batı ülkesine saldırdığını, savaş açtığını göremeyiz. Bunun tam tersi 20'den fazla Avrupa Batı toplumunun İslam ülkesine saldırması, büyük savaşlara sebebiyet vermesi durumu vardır. Tabii bu durumda Allah-u Teala ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediyor. Biz bu zafer ve yenilgi günlerini insanlar arasında dönüp dolaştırırız. Ki tarihe baktığımız zaman bir dönem Müslümanlar dünyanın hakimi oldular. Ta Viyana'ya kadar, İspanya'ya kadar, Endülüs'e kadar oralara girip orada İslam toplumunu meydana getirmeye çalıştılar. Tabi bundan sonraki süreçte ise özellikle Viyana süreciyle, Viyana kuşatmasıyla birlikte İslam alemi bir duraklama, gerileme, dağılma sürecine girdi. Tabi Avrupa tabiri caizse şu anda artık kemale erdi ve kemaldan sonra da zeval vardır. Avrupa toplumu şu anda yaşlılık dönemini geçiriyor. Ve bu yaşlılık döneminmiş olduğu durumla da İslam'a karşı, Müslümanlara karşı daha da bir saldırganlaşıyor. Ama elhamdülillah şu anda İslam toplumu da gerek Avrupa'da olsun, gerek Amerika'da olsun, gerek İslam coğrafyasında olsun, her alanda, bu ekonomik alanda, eğitim alanında, sanayi alanında, siyaset alanında Müslümanlar daha çok söz sahibi olmaya ve Müslümanlar tabii caizse uyanmaya ve bu kendilerinden alınmış olan yeraltı, yerüstü kaynaklarını, topraklarını düşmanlardan alma yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla en azından şu anki görümüz, eğer Avrupa toplumu Allah muhafaza bir Endülüs gibi, bir Bosna gibi bir durum olmasını istemeyiz, temenni etmeyiz. Ama öyle bir potansiyel de en azından gözüküyor, olabilir. Ki Bosna'da Avrupa'nın göbeğinde Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir Müslüman katliamın olacağını kimse aklına getirmezdi. Ama maalesef Bosna'da on binlerce Boşnak katliamdan geçirildi. Ki halen her sene işte büyük anma törenleri ve toprak altından çıkarılan cesetler var. Dolayısıyla bu noktada İslam toplumuna büyük görevler düşüyor. Özellikle İslami İşbirliği Teşkilatı, Türkiye gibi ve diğer İslam ülkeleri daha fazla aktif olmalı, daha çok gündem oluşturmalı ki Türkiye'nin belki sesini biraz fazla çıkarması, Zelanda'ya Dışişleri Bakanı'nı göndermesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı göndermesi o toplumda bir baskı unsuru oldu. Ki bugün Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Oradaki devlet başkanı adeta önemli mesajlar verdi. Dolayısıyla Avrupa'ya yönelik, Avrupa toplumuna yönelik bu İslami baskının, Müslümanlar devletlerinin baskısının olması lazım. Ve bütün saldırıların bir daha tekrar etmemesi için oradaki artık camilerin korunması olsun, bu İslamofobi besleyen eğitimdir, basındır, medyadır, siyasettir, eğitim kurumlarındır. Bunların bir tırpanlanması lazım. Yani artık Müslümanların, İslam'ın, İslami değerlerin, camilerin düşman olmadığı, aksine Avrupa'nın bir parçası olduğu, Avrupa'nın bir gerçeği olduğu bunu kabul etmesi lazım. Ve bunun yanında da Müslümanların maddi anlamda, manevi anlamda gelişmeleri, ilerlemeleri ve Müslümanların onurunu, Müslümanların izzetini, İslami değerlerini koruyabilecek, muhafaza edebilecek imkanlara kavuşup bir daha bu tür durumların yaşanmaması için gerek İslam coğrafyasında gerek Avrupa'daki ve dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar ki sadece Avrupa değil şu an işte Myanmar'da, Arakan'da, Çin'de, Doğu Türkistan'da birçok yerde maalesef Müslümanlar kıyımdan geçiriliyor. Dolayısıyla bu yolda Müslümanların bir araya gelmesi, ümmetçe kenetlenmesi ve bu tür durumların yaşanmaması için gereken tedbirleri almasıdır. Peki süremizin sonuna geldik. Bir cümleyle son sözünüzü alalım. Şimdi bugün de haber bültenlerine de yansıdı. İşte bu saldırı, bu terör saldırısı sonrası İslam dinine giren
bir takım isimler oldu. Amerika'da bir sanatçı oldu. Aynı şekilde Yeni Zelanda'da da ifade ettiğiniz manzaralar yaşandı. Bunun üzerinden nasıl bir ders çıkartmak gerekir? Bir cümleyle lütfen ifade ederseniz. Yani Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır. Tamamlamaya kadirdir. Ki 11 Eylül saldırılardan sonra Müslümanlara karşı baskının en yoğun olduğu dönem olmasına rağmen Amerika'da en çok satılan kitap Kur'an-ı Kerim oldu. En çok tıklanan, araştırılan madde İslam oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır. Ama bu noktada Müslümanların da üzerine düşen görevi yerine getirmeleri lazım diye düşünüyorum. Peki efendim, ben katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, İstanbul Stüdyosu'nda Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eşin bizimle birlikteydi. Onun konuya ilişkin değerlendirmelerini aldık ve kendisini uğurladık. Şimdi bir reklam aramız var. Reklam dönüşünde yine buradayız ve konuyu daha farklı açılardan da ele almaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz ve rehber gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin bizimle birlikteydi. Aynı zamanda Dişli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Oktay Bozan bizimle birlikteler. Mehmet Eşin'i uğurladık. Bir kez daha kendisine teşekkür edelim ve devam ediyoruz. Oktay Hocam, şimdi Yeni Zelanda'daki terör saldırısı dedik. Tabii bu terör saldırısı hani dünden bugüne bir anlık gelişen bir olay değil. Bunun tarihe bir arka planı var dedik. O anlamda işte Avrupalı siyasetçilerin tahrikkar bir takım politikalarından bahsettik. Ama bunun da ötesinde birkaç asır öncesine dayanan tarihsel bir süreç var. Özellikle de kiliselerin denetiminde veya yönlendirmesinde devam edip gelen bir süreç olduğunu ifade ettik. Ama öyle zannediyorum ki burada tabii zaten biz ilk günden buna dikkat ettik. Yani mesele bir Hristiyan terörü şeklinde tanımlamak doğru değil. Hani hiçbir dini o anlamda terörle özdeşleştirmek doğru değil. Bunu batılı emperyalistler hani İslam için yapıyorlar. Tabii ki biz bunu zaten eleştiriyoruz. Dolayısıyla aynı ifadeyi kullanmanın doğru olmadığını da ilk andan itibaren bizler de ifade ettik. Nitekim Hristiyan alemine de baktığımızda aslında hepsini aynı kategoriye koymamak gerekiyor. Her şeyden öte onların yani hidayetine vesile olmak bizim için önemli bir amaç olmalı, önemli bir misyon olmalı. Buna ilişkin tabii sorularım olacak ama öncesinde bir veteremiz var. Vetereyi birlikte izleyelim. Bu tabii Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası orada bir takım Hristiyanların da içerisinde olduğu, yine orada yaşayan Müslümanların hep birlikte yaptıkları anma etkinlikleri var. Nitekim ilk bölümde de geçti bir vesileyle. Yeni Zelanda'daki parlamentoda Kur'an okundu. Ona ilişkin görüntüler var. Birlikte izleyelim. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 Müslümanın şehit olduğu terör saldırısının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salat. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından önce meclis başkanı ve başbakan yaptığı konuşmaya selamun aleyküm diyerek başladı. Esselamu aleyküm. Peace be upon you. Daha sonra İmam Nizamül Hak Tanbi mecliste Kur'an-ı Kerim'i okudu. Bel ahya'un ve lakin la teş'urun. Parlamento oturumundaki Kur'an tilaveti daha sonra Tahir Navas tarafından İngilizceye çevrildi. Verily we belong to God. Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Öte yandan katliamın yaşandığı Christchurch kentindeki Canterbury Üniversitesi'nde ise ezan okundu. Okunan ezanı Yeni Zelandalı öğrencilerin ilgi ve saygıyla ayakta dinlemesi kameralara yansıdı. Evet.
Evet değerli izleyenler, birlikteyiz dedik. Bir veterimiz daha var. Şimdi bir tarafta Avustralyalı bir senatörün yaptığı açıklamalar var. Son derece provokatif açıklamalar. Bu söz konusu terör saldırısını kınamak, onu mahkum etmek yerine faturayı Müslümanlara kesen ve Müslümanları suçlayan bir açıklama var. Tabii buna bir de yumurtalı bir protesto vardı ve yumurta çocuk lakabı takıldı. O eylemi gerçekleştiren çocukla ilgili olarak ona ilişkin de kısa bir veterimiz var. Onu da izleyelim. Ardından değerlendirmelerimiz olacak. These sort of things happen when people are getting attacked in their own Dünya yumurta çocuğu konuşuyor. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan Avustralyalı senatör Fraser Anning'in başına yumurta vurarak protesto eden 17 yaşındaki Bill Conley'e destek artıyor. Terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle tepki gösterilen senatör Anning'in Melbourne kentinde katıldığı kamuoyu açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Colony için GoFundMe isimli yardım sitesi üzerinden hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması amacıyla bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan kişinin irtibata geçtiği yumurta çocuk lakabı verilen Colony'nin paranın çoğunu Christchurch'teki terör saldırısının mağdurlarına göndereceğini açıkladı. Yardım kampanyasında şimdiye kadar toplanan paranın 50 bin dolara yaklaştığı kaydedildi. Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı 17 yaşındaki Bill Conley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir andı. Şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değil. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır. Herkese desteği için teşekkür ederim. Evet, yumurta çocuk diye ifade ettiler. O şekilde bir isim takıldı. Ne diyelim, Allah kendisine hidayet nasip etsin, İslam'la müşerref kılsın inşallah onu da ve bütün diğer insanları da diyelim. Hocam tespiti önemli, yani Müslümanlar terörist değil diyor, yani bir çocuk 16-17 yaşında ve o anlamda sağduyusu var. Müslümanlar terörist değil diyor, Müslümanlara terörist diyenler annem gibi boş kafalılar diyor, kafasına yumurtayı çarpmıştı. Böyle de bir manzara var. Bir taraftan bu şekilde bir açıklı yaklaşım ve diğer taraftan işte Donald Trump'ın açıklamasını hatırlayalım. Terör ifadesini kullanmamıştı. Berbat bir şey demişti ama berbat bir şey derken yani neyi kastettiği de aslında o da meçhul. Evet. Onun dışında diğer Avrupalı birçok liderin açıklamalarında terör ifadesi kullanılmadı. Batı basınına baktığımızda BBC'nin, yanlış hatırlamıyorsam İngiliz BBC'nin terör ifadesini kullanmadı. Yine bir İngiliz yayın organı bu teröristle ilgili melek çocuk, çocukluğunda bir melekmiş şeklinde manşetler attı. Oysa Avustralya Başbakanı ben bunun ismini bile anmam diyor. Yani onun ismini anmam ona bir belki tanınırlık, bir meşruluk evet. atfedecek. O da tanınmak istiyordu. Ben katledilen mazlumların ismini anarım demişti. Öyle de bir duruş var ama diğer taraftan Batı basının böyle bir yaklaşımı var. Fransız bazı önemli Fransız gazeteleri aynı şekilde bunu terör saldırısı olarak görmediler. Ama diğer taraftan Fransa sokaklarında bir maytap patlasa anında canlı yayına giren ve bunu terör saldırısı olarak lanse eden yayın organları var. Dilerseniz buradan başlayalım. Evet, şimdi tabii bu meşhum olay sonrasında dünya kamuoyunun tutumunu şöyle bir analiz edecek olacak, şunu görüyoruz. Bir kere ülkenin başbakanı bu yaşanan hadise ülkemizin en karanlık günüdür diyerek çok net bir şekilde yapılan eylemi kınadı. Hakikaten göstermiş olduğunuz BTR'de de ki tutumu da bunu açık bir şekilde gösteriyordu. Dünya kamuoyu bu olaya nasıl baktı diye değerlendirecek olursak, zahiren bakıldığı zaman Amerikan Başkanı Trump da kınadı, Rusya Başkanı Vladimir Putin de kınadı. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı dünyanın birçok devletinin kınadığını görüyoruz. Ama tabii bu kınamalar ne kadar samimi ve hangi tondan yapılıyor buna bakacak olursak hakikaten bu Christchurch kentinde yapılan bu hadiseyi bir terör olarak bile adlandıramıyor yani bu insanlar.
bir kişinin, meczup bir kişinin eylemi gibi tanıtıyor. Böyle tanıtınca da olayın ciddiyeti kayboluyor. Dolayısıyla insanlar bu işe önem vermiyor. Sıradan bir şeymiş gibi algılanıyor. O açıdan eğer biz kavramları net bir şekilde ortaya koyamazsak, o zaman toplumu yönlendirmiş oluruz. Bu açıdan Avrupalı devletlerin başkanları tam olarak olayı sağlıklı bir şekilde tanımlayıp ortaya koymuş değillerdir. Yani eğer bu eylemi bir Müslüman gerçekleştirmiş olsaydı, kimliğinde İslam yazan birisi gerçekleştirmiş olsaydı, hemen olay Müslümanlara intikal edecekti. İslam bu işin içerisine dahil edilecekti. İslam dünyası dahil edilecekti. İslamcı terör diye yaftalanacaktı. Dolayısıyla böyle bir şumullü bir suçlama yapılacaktı. Ama burada hiç Hristiyan olduğuna değinilmiyor. Ki değinilmesi, biz de taraftarı değiliz. Yoksa bunun üzerinden bütün Hristiyanları zemmetmenin, eleştirmenin, yermenin, bu suçu bütün Hristiyanlara atfetmenin ve bunu bütün Hristiyanların ortak eylemi gibi algılamanın da doğru olmadığını baştan tespit etmiş olalım. Şüphesiz hakikaten aynı ülkede taban tabana zıt aynı olaya farklı tepkiler gösteren insanların örneklerini gördük. Avrupa'nın tanımlaması dediğimiz gibi bu bir terör olarak adlandırılmıyor. Bireysel bir nevi eylem gibi olarak algılanıyor. Bir etkinlik gibi algılandı. Buradaki tanımlamanın yani hastalıklı birine, evet, işte hastalıklı birisinin evet eylemiymiş gibi gösterildi maalesef. Böyle olunca da ister istemez kamuoyu çok da bu işin üzerinde durmuyor. Bir gün gündemde kalıyor ve daha sonra da unutulup gittiğini görüyoruz. Bir de tabii şu da var. Yani diyelim ki terörist dedi. Varsayalım ki Trump bu olaya bir terör saldırısıdır dedi. Ya da Vladimir Putin bu olaya bir terör saldırısıdır dedi. Bu çok mu önemli? Bir de işin bu tarafı var. Yani bu adamlar her gün Suriye'de camileri bombalayan adamlar. Aynen. Talimatını veren insanlar. Yani zaten şimdi buraya biz nereden geliyoruz? Unutmayalım, son 10 yıldır Avrupa'da yükselen bir ırkçı dalga söz konusu. Yani radikal sağın yükselişi söz konusu. Gittikçe sol, liberal akımların yavaşladığını, azaldığını, o kenarda olan, taşrada olan, katı, ırkçı ve İslam'a karşı tahammülsüz olan kenardaki düşüncenin bugün ana akım haline geldiğini görüyoruz. Bu ana akımın artık ülkelerin siyasetini yönetebilecek bir düzeye geldiğini görmek mümkün. Bunu Almanya'da görüyoruz, İngiltere'de görüyoruz, Fransa'da görüyoruz, Hollanda'da görüyoruz. Üstelik o ülkelere gelen, dışarıdan gelen mültecilere yönelik politikalar artık o ülke siyasetini belirleyen unsurlardır. İnsanlar bunun üzerinden oy topluyorlar. Yani hangi siyasetçi mültecilere yönelik ne konuşacak sözü üzerinden oy toplanıyor. Dolayısıyla bu mesele artık bir ticaret haline gelmiş oluyor. Bundan dolayı bakıldığı zaman Avrupa'nın bu açıklamalarının ya da devlet başkanlarının açıklamalarının çok fazla kalıcı bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu zihniyeti besleyen kanallar Avrupa'dan gelen kanallardır. Devlet başkanlarının tutumları, değerlendirmeleri ve bu şekildeki yaptıkları aslında bu tür şahsiyetlerin bu tür eylemleri gerçekleştirmesine zemin hazırlıyor. Yani Trump'ın biz onlarca konuşmasına şahit olduk. Seçilirse Müslümanları Amerika'ya sokmayacağım ya da şu Müslümanların Amerika'da ne işi var, Müslümanları Avrupa'ya sokmayalım şeklinde. Dolayısıyla koca bir ülkeyi yöneten bir kişinin beyanları bu yöndeyse doğal olarak bu Tarrant dediğimiz kişilerin de bu zihniyetten beslenip bu tür eylemleri yapması mümkündür. Evet. Diyebiliriz. Burada hocam şimdi baktığımızda tabloya yani tamam bizler elbette ki hani sulh ve selamet olsun isteriz. Bundan yanayız. Ancak böyle çok iyimserliğin de esiri olmamak gerekir. Yani adı konulmamış bir savaş yürütülüyor İslam'a karşı. Bugün Müslümanlar tarafından işgal altında olan
istilaya uğramış bir tek Hristiyan beldesini zikredemeyiz ama neredeyse bütün bir İslam coğrafyası baştan aşağı işgal altında. Kimin işgali altında? İşte emperyalist batılı ülkelerin işgali altında. Dolayısıyla bugün nerede kan akıyorsa %90 hep Müslüman kanı. O anlamda evet İslam'a ve Müslümanlara karşı adı konulmamış bir savaş var. Kimi zaman doğrudan, kimi zaman işte vekalet savaşları yoluyla dolaylı olarak. Şimdi bu durum karşısında Müslüman dünya kendisini nerede, nasıl konumlandırmalı? Yani medeniyetler çatışması, işte dinler çatışması vesaire tezler dillendirildi. Bunu pratiğe dökmeye dönük ameliyelerdir bu söz konusu örnekler. Bunlar olmasın, bunları istemiyoruz ama bunlar olmasın demekle de hakikati siz yani var olan realiteyi de yok sayamazsınız. Maalesef evet böyle bir savaş var. Dolayısıyla İslam dünyası kendini nerede ve nasıl konumlandırmalı? Müslüman dünyanın tavrı nasıl olmalı ya da nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii bu tür hadiseler karşısında İslam dünyası acaba nasıl bir tepki verecek diye merak etmemiz aslında çok gerek yok. Evet. Zira bu tür olayların zaten birçoğu İslam dünyasında yaşanıyor. Yani bakıyorsunuz ki Pakistan'da bir camide bombalı saldırı olmuş, 300 kişi ölmüş, 200 kişi ölmüş. Benzer hadiseler birçok İslam ülkesinde yaşanıyor. Dolayısıyla bu Müslümanların hiç yaşamadığı ya da nadiren yaşadığı bir olay değil ki Müslümanlar arasında bir infial oluşsun. Ne bileyim İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferans Teşkilatı gibi yapılar ayağa kalsın, dinamik bir tepki göstersin. Böyle bir şey beklememiz akşamdan sabaha mümkün değil. Neden? Çünkü 57 tane İslam ülkesi var. Bu İslam ülkelerinin büyük bir kısmında yangın var zaten. Şimdi dolayısıyla evindeki yangını daha söndürememiş. Evinde daha toplumsal barışı sağlayamamış. Devletlerin bugün bahsettiğimiz ülke Türkiye'ye uçakla 20 saatlik bir yer. 15 bin kilometre mesafede bir yer. Dolayısıyla yani bugün Suriye'nin ne tepki vermesini bekliyoruz? Ülkesindeki daha geçenlerde onlarca genci idam sehpasına çıkaran Sisi'nin ne tepki vermesini merak edeceğiz. Ya da Suudi Veliaht'ın bu olaya nasıl bir tepki vermesini bekleyeceğiz. Zaten böyle bir dertleri de olamaz. Mutlaka. Niye? Çünkü o katilden farklı bir uygulama yapmıyorlar ki bunlar. Dolayısıyla bu iş sarayların gündeminde değil. Yani bakın bu hadiseye bu bahsettiğimiz 57 İslam ülkesinden bakalım görelim. Kaç İslam ülkesinden temsilci gidecek? Bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir Türkiye'den bir temsil söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri Bakanımız gitti. O ölenleri kaldıracak mı? Hayır. Ama en azından bu işe gösterilen ciddiyeti ortaya koymuş oluyor. Fransa'dakini hatırlayalım. Hani bu Charlie Hebdo eylemi sonrası Avrupa'nın bütün liderleri toplanmıştı. Tabii İslam dünyasından da bazı ülke temsilcileri gitti. İşte Ahmet Davutoğlu da başbakan olarak gitmişti. Dolayısıyla Fransa'da olunca evet o birliktelik oldu ama ifade ettiğiniz üzere yani söz konusu Müslüman olunca daha başta Müslümanların kendisinin maalesef bir değer atfetme durumu söz konusu değil. Yani hani diyoruz ya Avrupalılar nezdinde işte bütün Müslümanların kanı bir damla petrol kadar değerli değil. Bunu kendileri öyle ifade ediyor. Ama maalesef Müslümanlar da Müslümanlar için o kadar değerli değil. Yani hükümetler nezdinde. Yani kendine değer vermeyen bir insanın başkasının ona değer vermesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman İslam dünyası bakın daha İslam İşbirliği Teşkilatı daha toplanmış değil. Bu olay yaşanmış. Belki biz o bahsettiğiniz Fransa'daki hadise sonrasında dünya liderleri büyük ölçüde yürüdüler, kol kola yürüdüler. Teröre karşı ortak bir vücut dilini ortaya koydular. Belki onların gelmesini bekleyemeyiz ama bugün 57 İslam ülkesinden sembolik de olsa 10 ülkenin Dışişleri Bakanı en azından bugün orada olsaydı, bugün onlar kol kola yürüseydi bir anlamı olmaz mıydı? Mutlaka. Yani varsın Fransa'nın devlet başkanı gelmesin, Amerikan devlet başkanı gelmesin. Gelmesinin benim için bir anlamı da yok. Zira onun yaptıklarını biz zaten görüyoruz. Yani Trump'ın çıkıp Müslümanlara ne demesini bekliyoruz?
O açıdan biz daha önce Arakan olayında da mesela onu gördük. Koskoca Arakan hadisesinde gidip olayı inceleyen, bir rapor sunan bir devlet bile yoktu. Yoktu. Yani Türkiye'den başka bu işi sahiplenen de yoktu. Dikkat ederseniz sadece Türkiye sahiplendiği için o teröristin de 74 sayfalık bildirisinde hedef Türkiye. Hedefin İslam olduğunu, Türkiye olduğunu, Cumhurbaşkanı olduğunu görüyor ve böyle algılıyor. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi kadim düşman olarak tanımlıyor. Yani kadim düşman olarak tanımlaması da 10 asır geriye götürüyor, 12 asır geriye götürüyor. Yani sohbetimizin başında da söyledik. Adam öyle bir profil çiziyor ki bu Batı ile İslam arasındaki çatışmayı 12-13 asır öncesinden başlatıyor. Bu bir hesaplaşma olarak sunuyor. Özellikle de camiyi seçtiğini görmek mümkün. Batı burada hocam dilerseniz biraz şu başlığı da o şekilde attık. Egemen güçlerin terör jargonu dedik. Tabii tırnak içerisinde egemen güçler dediğimiz bugün hani dün Osmanlı döneminde işte düveli muazzama diye tabir edilen bugünkü işte emperyalist devletler. Bunların bir terör jargonu var. Sadece bu konuda değil, genel anlamda insan hakları rejimi dediğimiz olay, olgu. Orada da yani bir tekelleşme var. Yani demokrasi mi, insan hakları mı, işte özgürlük, eşitlik mi? Yani bu onların hani tekelinde neyin insan hakkına uygun olup olmadığına karar verecek tek merci kendileri. Bu anlamda işte bir terör kavramı var. Burada terörle mücadele mi, psikolojik savaş mı dedik. Dilerseniz bunun üzerinden biraz açalım. Burada da yine biraz iğneyi kendimize batırmamız gerekecek. Çünkü İslam dünyasının bu anlamda özgün bir literatür geliştirdiğini de söylememiz mümkün değil. Dilerseniz bu boyutuna da birkaç cümleye değinelim. Yani sonuç itibariyle mahkum toplumlar, geri kalmış toplumlar celladına aşık olarak kendi onun kavramları üzerinden kendisini tanımlayacaktır. Böyle bir hastalıklı durum söz konusu. O açıdan biz kendimizi de Batı'nın kavramlarıyla tanımlamak durumunda kalmamız çok acı bir durum. Tabii psikolojik harp mı, terör mü? İslam Müslüman yapınca terör oluyor. Yoksa bir Hristiyan yapınca bu terör olarak algılanmıyor. Demin bahsettiğimiz konu da bu şekilde. Batı'nın hakikaten bakıldığı zaman topyekün bir psikolojik savaş yürüttüğünün farkındayız. Yani bunu televizyonlardaki programlarıyla basını, yayını ve filmleriyle beraber bunu çok açık bir şekilde dile getiriyor. Peki Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması, belki bundan bir 20-30 sene önce çok komik gelebilirdi ama hakikaten dünyanın evrildiği nokta maalesef bunu haklı çıkaracak bir boyut kazanmış durumda. Batı burada bu cinayete belki büyük bir tepki göstermeyerek kendi ülkesindeki göçmenlerin de peyderpey Avrupa'yı terk etmesini isteyecektir. Niye? Çünkü ülkesinde bulunan 50 milyon, 60 milyon civarında Avrupa için konuşuyoruz. Göçmenin uzaklaştırılması bir temel amaçtır. Ama bu insanların bir kısmı 50 yıldır, 40 yıldır gitmiş, oraya entegre olmuş insanlardır. Artık o insanların orayı terk etmesi söz konusu değildir. Onların vatanı olmuştur. Kaldı ki 1700'lü yıllarda Amerika'ya giden İspanyollar, Portekizler de oranın göçmenleriydi ve oranın vatanı olmuş. Üstüne üstelik oranın kadim halklarının tasfiye edildiğini görüyor. Kızılderililerin yok edildiğini hatırlayalım. Yani bu Yeni Zelanda için de geçerli. Benzer durum. Orası da 1785'li yıllarda İngilizler tarafından koloni haline getirilmiş. Ve bu koloni haline getirilen insanların da getirilip işte 1915 yılında Anzak taburları Çanakkale'de ne işi var? Bu insanlara sormak lazım. Siz orada ne arıyordunuz? Dolayısıyla siz yani bu Boğaz'ın batısına geçmeyin, İstanbul Boğazı'nın batısına geçmeyin, yok ederiz diyen adamın bir sormak lazım. Dedelerin ne işi vardı, Çanakkale'de ne arıyorlardı? Dolayısıyla bunu çok rahat bir şekilde fark etmek mümkün. Batı dönen çarklarını doğunun kaynaklarıyla beslemeye devam ediyor. Bakın bugün dünyadaki enerjinin yaklaşık %60'ı İslam ülkelerindedir.
Ama bu %60'ın ne kadarı yerli ve milli kaynaklarla enerjiye dönüştürülüp o ülke için bir sermayeye dönüştürülüyor, bu maalesef çok, bunu söyleyemeyiz. İslam ülkelerinin kaynakları İslam toplumlarını besleyebilecek bir verimlilikte olmasına rağmen maalesef kötü yönetimlerden dolayı ya da kukla idarelerden dolayı ya da eğitimi gündemlerine almadıklarından dolayı ya da hazıra konmalarından dolayı, tüketici olmalarından dolayı maalesef özgün bir yapı inşa edemiyorlar. Bakın bugün belki Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkeleri sıcak petrolden dolayı sıcak para var ama o petrol tükendiği gün bugün ülkemizden bile 300 yıl geride kalacak ülkelerdir. Sadece bir tüketim söz konusu. Yani o ülke için bir yerli ve milli diyebileceğimiz, kalkınabilecek bir sanayinin tesis edilmediğini görüyoruz. Bu nedenle bu durum daha fazla sömürülmemize yol açacaktır. Sömürünün ömrünün uzamasına yol açacak diyebiliriz. Evet. Hocam bu arada tabii hani gidişata baktığımızda Avrupa'daki ifade ettik. Yani bir taraftan işte kilisenin bu konu anlatımları birkaç asırlık işte Müslümanlarla ilgili tezviratları diyelim. Diğer taraftan politikacılar. Ona bir örnek daha paylaşalım. Şimdi Macar Başbakanı Viktor Orban'ın 2016 yılında yaptığı bir konuşma var. Şöyle diyor, 2050'de dünyada Afrika nüfusunun 2,5 milyarı, Arap nüfusunun da bütün Avrupa nüfusunu geçeceğini, bunların parça parça göçlerle Avrupa'ya yürüyeceğini ifade ediyor. Ve şu örneği veriyor, kurbağayı ürkütmemek için suyu yavaş yavaş ısıtıyorlar fakat bir süre sonra haşlanmış olacak. Korkarım ki biz Hristiyan Avrupalıların da başına gelecek olan budur diyor. Yani bu ve buna benzer birçok örnek vermek mümkün. Yani bu anlatımlarla oradaki hani Hristiyan ahali diyelim, artık Avrupalı halklar diyelim, yerli halklar, bunlar bir anlamda tahrik ediliyor, korkutuluyor. Daha ötesi işte Amerika'yı, Avrupa'yı Müslümanlar, Amerika'yı da Hispaniklerle Müslümanlar istila edecek şeklinde bir takım propagandalar yapılıyor. Evet. Yani bütün bunlar sizce oradaki o sosyal durumun, ekonomik durumun, yani Avrupa'nın işte ekonomik sıkıntıları, oradaki Müslüman nüfusun artışı vesaire, yani bunlarla açıklanabilecek şeyler mi? Yoksa bunun perde arkasında daha farklı bir akıl mı var? Hani sözüm ona, Siyonist bir akıl mı var? Hani şunu da ifade edelim. Bugün yeryüzünde işte Amerika gibi emperyalist devletleri de yöneten bir şirketokrasi imparatorluğundan bahsediliyor. Bunun da işte sahiplerinin bir takım Siyonist aileler olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla yani bu sürecin, bu kışkırtmaların, bu propagandaların arkasında bir Siyonist akıl, evanjelist akıl, bunu da aramak gerekir mi? Bir iki cümle evet, buradan toparlayalım. Enteresandır mesela Terrunt dediğimiz kişinin raporundaki bilgiler ile birkaç gün önce Cumhurbaşkanı üzerinden Türkiye'ye mesaj veren Yair Netanyahu'nun yazısı ve birkaç gün önce de Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa Ayasofya'nın cami olmasına mani olması lazım. Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman hepsinin birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Yani İsrail Başkanı'nın, Devlet Başkanı'nın oğlunun işte İstanbul'un Konstantin olduğunu hatırlatıyoruz. Siz yerel halkları katleden bir devletsiniz demesi ve birkaç gün sonra Avrupa Parlamentosu'nda bunu teyit eden bilgiler sonra da bu teröristin manifestosu üst üste oturuyor. Evet. Hatırlarsanız biz geçen yıllarda Kudüs'le ilgili program yaptığımızda şunu söylemiştik. Demiştik ki Kudüs'ün düşmesi Bağdat'ın ya da İstanbul'un ya da Medine'nin düşmesi gibidir. Bakın Kudüs düştü mü düştü. Düştüğünü gördük. Bakın adam şu anda İstanbul'u tartışmaya açıyor. Evet. Yarın başka şehirler tartışmaya açacaktır. Dolayısıyla bu birbiriyle bağlantılı bir şey. Herkes Kudüs'ün düştüğünü unuttu bile. Bir iki ilçesinde unutuldu. Avrupa'nın ben durumunu şuna benzetiyorum. 50 milyon insan şu anda göçmen olarak bulunuyor orada. Ve ciddi bir sayı oluşturmuş ve bu insanlar kamusal haklardan mahrum.
bir takım sosyal hakları var ama böyle ciddi anlamda bir kamusal hakkı söz konusu değil. Ben bunu tarihte biraz Emevilerin mevali politikasına benzetiyorum. Evet, ciddi bir kitle var. Nasıl ki siz de tarihçisiniz. Yani Emeviler devasa İslam coğrafyasının da önemli bir kısmını Arap olmadığı için kamusal alanda istihdam etmiyordu. Adam kadı olamıyordu, komutan olamıyordu. Bugün Avrupa'da benzer bir durum var, unutmayalım. Nasıl ki o mevaliler Emevi'yi yerle bir ettiyse, o geniş tabanlı tarihsel muhalefet, geniş tabanlı muhalefet Emevi devletini tasfiye ettiyse, Avrupa'ya yürüyen bu göçler, bu muhacirler, bu göçmenler de tıpkı 400'lü yıllarda Batı Roma'yı, Doğu Roma'yı parçalamışsa, yeni bir devir başlatmışsa, bu göçmenlerin de Avrupa'nın tarihinde yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum. Ve Avrupa 19. yüzyılda yaptıklarıyla aslında bunu hak etmiş durumdadır. Vaziyet bunu gösteriyor. Peki efendim, süremizin sonuna geldik. Ben katkılarınızın ötürü teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Rehber Gündem'in sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Oktay Bozan'dı. Aynı zamanda ilk bölümde Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eşin de bizimle birlikte olmuştu. Her ikisine de katkılarından ötürü ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.